Bugün bambaşka bir yöntemle geldim. Manifesting sürecinde her yöntem, her metot herkese hitap edecek diye bir durum yok. Bende çok tesir uyandıran bir şey, sende herhangi bir şekilde etki yaratmayabilir. Normal, değişken bir süreç bu. Kaldı ki metodlara bir süre sonra ihtiyacınız kalmadığında göreceksiniz, gereksiz olduklarını göreceksiniz. Ama en azından o mindset'e, o zihniyete ulaşana dek, o çekim alanını kuvvetlendirene dek böyle kolaylaştırıcı metodları sizinle paylaşmak istiyorum. Herhangi bir sakıncası olmadığını düşünüyorum. Yine aynı şekilde bu videoda da benim çok ufkumu açan, çok işime yarayan, işlerimin rast gitmesine sebep olan, hayatımı bir noktada düzene sokmamı borçlu olduğum harika bir yöntemden bahsedeceğim. Hayatınıza entegre etmeniz gerekebilir, içselleştirmeniz gerekebilir. Ondan bahsedeceğim. Aynı şekilde bu gibi tavsiyelerin olduğu başka videolar, isterseniz başka içerikler, isterseniz de yorum kısmına yazın lütfen. Abone olmanıza gerek yok. Bunu herhangi bir şekilde popülarite için yapmıyorum. Ama destek olursanız da sevinirim. Başlayalım. Gözlüğümü takınca daha iyi görüyorum. Kişisel deneyimim, şahsi fikrim şu ki bu metot hayatımda gerçekten iyileştirici etkiler yarattı. Ve gözle görülür bir biçimde hissedebildim ben bunu, görebildim. Daha önce herhangi bir yerde gördüğüm bir şey de değil. Muhtemelen benim fikrim, tabii ki yapanlar vardır. Ama ben kendimi uyarladım bir şekilde. Onu aktaracağım size. Nedir bu? Şükran günlüğü ya da işte minnet listesi yerine daha iddialı bir şey biliyorum. Garantisini de veriyorum. Küçük şeyler listesi ya da işaretler listesi oluşturmak. Öncelikle bu şükran günlüğü meselesinin benim için neden işe yaramadığından bahsedeceğim. Siz de aynı şekilde aynı durumdaysanız olası sebeplerden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle ki biz insanlar olarak sahip olduğumuz şeylere karşı birazcık kör ve duyarsızız. Bir şey kaybetme evresine gelene dek onun kıymetini bilemiyoruz. Fikstir bu. Üzücü ama gerçek. Sağlıklıyım ama hastalanmadan bu sağlığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu göremiyorum. Parasız kaldım diyelim. Normal şartlarda küçümsediğim, bana sıradan gelen o maaşımın, o gelirimin bir kıymetini göremiyorum, bilemiyorum ya da farkına varamıyorum. O yüzden de yazarken samimi gelmiyor olabilir. Bunu aşmak için de kendi çapımda bir yöntem oluşturdum. Birkaç senedir uyguluyorum bunu. Dediğim gibi işaretler listesi. Fikir ise basitçe şu. Şükran günlüğünde olduğu gibi genel geçer şeyler yazmak yerine, işte atıyorum derslerimde başarılı olduğum için çok mutluyum yazmak yerine. O an günlük hayatında yaşadığın küçük bir olayı, bir durumu seni sevindiren, seni iyi hissettiren bir durumu yaz. Mesela ne olabilir bu? Bugün okulda hocamın sorduğu bir soruyu güzelce cevapladım ve takdir topladım. Öğretmenim beni takdir etti gibi. Asıl seni yakınlaştıracak olan bu. Ya da iş hayatımda, kariyerimde çok başarılı olduğum için mutluyum, minnettarım demek yerine şöyle diyebilirsin. Bugün işte bir sunum yaptım ve çok beğenildi. Hiç gerilmeden rahat bir şekilde anlatabildim. Bunun için çok mutluyum. Beni ilerletiyor, beni geliştiriyor. Bu yüzden çok mutluyum gibi şeyler yazabilirsin. Birazcık genelden özele indirmeye çalışıyorum aslında. Çünkü normal şartlarda bu küçük şeylerin farkına varamıyoruz. Ama varmamız lazım. Kendimden örnek vereyim. Bundan 1-2 sene önce olması lazım. İstanbul-Ankara arası sürekli yolculuk yapmak zorunda kalıyordum. Hala öğrenci olduğum için. Ve bir gün artık bavulumu hazırlarken mi bilmiyorum. Bir şekilde o numaralı lensimin tekini kaybettim. Ailemden de para almayı çok sevmediğim için mecburen kendi cebimden verip almak zorundaydım. Ama herhangi bir şekilde gelirim yoktu. Birazcık sıkışık bir dönemdeydim. Borçlarım vardı vesaire. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Babaannem Ankara'dan İstanbul'a gelecekti. Ben o zaman İstanbul'daydım. Ve benim lensimi odamda buldu. O sırada da şansa bakın gelirken yanında getirdi. Böylece ne oldu sonuç? Ben para vermek zorunda kalmadım o lense. Onu bir kazanç olarak gördüm. Evet, benim hayrıma gelişen küçücük bir şeydi bu. Ama benim hayrıma gelişti. Mesele o. Telaşlanmıştım ama telaşlandığıma değmemişti. Şanslıydım. Ve dediğim gibi o para cebimden çıkmadı ve ben önceliklerime verdim. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden de günlüğüme bunun için ne kadar minnettar olduğumu, işler ne kadar ters giderse gitsin, bir şeylerin sürekli benim hayrıma gelişeceğini, bana sürekli bir kapıların açılacağını kendime hatırlatmış oldum. Aslında kendime ne kadar şanslı olduğumu hatırlatmış oluyorum böyle küçük şeylerle. Başka örnek vereyim. Yenilerde oluyor bu. Kuaför randevum vardı.
Ve çok zor randevu alınan yoğun bir yer olduğu için de saatinde yetişmem gerekiyordu. Ama ben bekliyorum bekliyorum, otobüs gelmiyor. Taksi çevireceğim, hani taksi ödemeye razıyım. Taksi gelmiyor. Barcelona'da insanlar çok sıkıntı yapıyor bunu. İşte vaktinde randevuna gelmezsen asla müsamaha göstermiyorlar. O yüzden beni birazcık korkutuyordu, telaşlandırıyordu. Bekliyorum gelmiyor dediğim gibi. Neyse tamam dedim, Hazal. Pes et, eve dön. Artık bugün geçti. Haftaya mı verirler, bir ay sonraya mı verirler? Beklemek zorundasın dedim. Tam o esnada otobüs geldi. Ama bu sefer de ben otobüs kartımı diğer çantamda unuttuğumu fark ettim. Yine de şansımı deneyeyim dedim. Bindim, nakit kabul etmedi şoför. Ama tam o esnada 3 kişi aynı anda otobüs kartlarını kullanmam için bana uzattılar. Teşekkür ettim, birininkini kabul ettim, kullandım. Ve karşılığı olan işte 3 euro muydu, 4 euro muydu onu vermek için uzattığımda almadılar. Nezaketen yardım etmek istediğini söyledi. Hepimizin böyle durumlarla karşılaşabileceğini söyledi. Ve bu beni gerçekten mutlu etmişti. Sonuç olarak ne oldu? Herhangi bir şekilde, bu arada parasında değilim, ücret ödemeden yolculuk yapmış oldum. Randevuma yetişmiş oldum. Bu arada yarım saat gecikmiştim ama ona rağmen bir boşluk bulabildim. Çünkü diyorum ya, şanslı olduğumu sürekli kendime hatırlatıyorum. Bu liste sayesinde olsun, kendi içsel diyaloğum olsun. Ben şanslıyım. Benim başarmaktan başka şansım, başka çarem yok, başka yolum yok. Benim için tek yol bu. Sürekli kendimi hatırlata, işlerimi düzene koyuyorum. Bir durum, hayatımda bir olay ters mi gidiyor? Sıkıntı değil. Düzelecek biliyorum çünkü. Biliyorum, eminim. Adımın Hazal olduğu kadar eminim. Ve bunu sürekli hatırladığım için de hep aynı frekansta, aynı kulvarda olaylarla karşılaşıyorum. Aynı şekilde şansım hep yaver gidiyor. Bir nevi algıda seçicilik arkadaşlar. Diyelim ki bir gün otobüsünüz kaçtı ama arkadan şansınıza aynı otobüs tekrar geldi. Siz ona bindiğinizde işte ne kadar şanslıyım. Sanki tüm evren benim iyi şeyler başarmam için birleşmiş durumda, benim için seferber olmuş durumda vesaire diyor musunuz? Zannetmiyorum. Buna odağınızı vermiyorsunuz. O yüzden bu liste o kadar önemli diye altını çiziyorum. Çünkü size bunları fark ettiriyor. Benim deneyimleyip, bizzat yaşayıp, sonrasında kağıda döktüğüm, o listeye yazdığım her şey beni daha büyük hayallerime götürdü. Manifestlerimi gerçekleştirdi. Son bir örnek vereyim. Çok istediğim bir saat vardı ama gerçekten çok pahalıydı ve dediğim gibi ödeyecek başka şeylerim olduğu için de onu birazcık arka plana ittim. Çünkü o an veremezdim. Her neyse, bir gün arkadaşımla konuşurken aynı markadan, aynı modelin dedi ki şöyle şöyle satan bir arkadaşım var, uyguna satıyor. Sen ilgilenir misin? Tamam dedim. 50 euro falan olması lazım. Verdim. Evet, aynısı değil. Tam olarak istediğim değil. Ama önemi var mı bunun için? Yok. Çünkü beni giderek yaklaştırıyor. Giderek karşıma çıkarıyor. O saatin geçtiği diyaloglar, işte gördüğüm reklamlar, beni o yola çıkaran şeyler, ona götürecek olan şeyler. Önemli olan bunlar aslında. O yüzden dediğim gibi inanılmaz güzel etkilerini gördüm. En azından deneyin, bir şans verin. Bu arada bunun için herhangi bir defter ayırmak zorunda değilsiniz. Yazmayı seviyorsanız, günlük tutmayı seviyorsanız tabii ki tavsiyem bu yönde olur. Ama ben mesela direkt ilham geldiğinde ya da öyle bir olay yaşadığımda telefonumun notlar kısmını kullanıyorum. Önemli olan bu değil zaten. Yeter ki yazın ve her şeyde olduğu gibi asıl niyet önemli. Bu şekilde bir algı geliştirmek önemli. Şanslı olduğunuzu sürekli kendinize hatırlatmak önemli. Aslında bu şu anda sosyal medyada duyduğunuz Lucky Girl Syndrome, şanslı kız sendromu, ben farkında olmadan yıllarca yaptığım bir şeymiş. Gerçekten, ama gerçekten garantisini veriyorum. Bu liste bana şunu fark ettirdi. Aslında ben manifestlerime yakınlaşmadım. Yalnızca aradaki engeli kaldırdım. Zaten onlar içimdelerdi ve ben bu duygu yüklemesiyle, bu minnetle o portalı açtım. Ve sihir gibi sanki oraya ulaşabildim. Yine sorunuz olursa lütfen ulaşmaktan çekinmeyin. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın.